İyi günler değerli izleyiciler. Şehir ve İnsan programında mahalli idareler yani belediye seçimlerinin çok yaklaşması nedeniyle normal programımızın dışında belediye başkanlığına aday olan veya aday adayı olan değişik partilerden kişileri burada konuk etmeye karar verdik. Bugün konuğumuz Aydın'ın yıllarını vermiş gazetecilik mesleğiyle Aydın'ın dört bir tarafındaki bütün sorunlara tanık olmuş, onların çözümleri için uzmanlardan fikirler almış kardeşimiz Erman Çetin'i konuk edeceğiz. Kendisi AK Parti Efeler Belediye Başkanlığı'na adaylığına başvuru yaptı. Bugün bizimle Aydın Merkez'in yani Efeler'in sorunlarını nasıl çözülebileceği konusunda açıklamalarına yer vereceğiz. Erman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Başkanım nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Aydın'da tabii ki bizler iyiyiz ama Aydın halinden çok muzdaribiz. Bütün vatandaşlar gibi. Maalesef. Yani benim tabii ki eski belediye başkanı olma kimliğimi bir türlü üzerimden atamıyorum. Az önce seninle sohbet ederken, sen siyasi çalışmanı yürütürken vatandaş da söylemiş Hüseyin Aksu'dan söylüyor hiç abi. Hizmet görmedi Aydın diye. Kulaklarınızı çınlatıyoruz bol bol. Bu çok gurur verici bir şey değil benim için. Çok derece üzücü bir şey. Ben isterdim ki bizden sonra geçen 20 küsür yılda ki çeyrek asır bu dünyanın gelişmesine ayak uydursun Aydın. Türkiye'nin gelişmesine ayak uydursun. Veya 90'lı yıllarda nasıl bir atak yapıp Türkiye'nin hep önüne geçtiyse 21. yüzyılda daha da önüne geçsin diye beklerken bir de baktık ki Aydın'da bir hizmetsizlik, bir reklam tablosu ve Aydın Türkiye'nin illeri içinde hemen hemen en geride kaldı. Bunu ben söylemiyorum. Aydın 11. sıradan 39. sıraya düştü. Değişik göstergeler maalesef, açısından. Maalesef. Şimdi tabii biz bugün sizinle Efeler'i konuşacağız. Efeler'in sizce en önemli sektörel sorunu sizce hangisidir? Başkanım şimdi biz kamuoyu araştırmaları yaptırdık. Anketlerle sorduk bunu vatandaşa. Hani bize göre değil, vatandaşa göre aslında burada problemler ne? Bunlarla ilgili ciddi bir saha çalışmaları var. Saha çalışmaları bize şunu gösterdi. Diyor ki vatandaş ben altyapı ve yolla ilgili konularda muzdaribim diyor. İkinci olarak da çöp problemini ortaya koyuyorlar başkanım. Şimdi dünya ve Türkiye yani hem dünyada hem Türkiye'de günümüzde en çok konuştuğumuz konuların başına yapay zeka geliyor. Biz şehirde çöpü konuşuyoruz, yolları konuşuyoruz, işte çevrenin kirliliğini konuşuyoruz, arıtma problemlerini konuşuyoruz, yolsuzlukları konuşuyoruz. Yani çok garip bir noktadayız. Geçen partili arkadaşlar beraber, tabii ben her gün ortalama böyle yaklaşık 1000-1500 kişiyle buluşuyorum. Tabii sahada olmanın yarattığı avantaj, benim Aydınlı olmam, şehri tanıyor biliyor olmam. Siz de güzel bahsettiniz. 25 yıl gazetecilik yaptık. 25 yıl yaptığımız gözlemler var. Bazen diyorum ki ben 20 yıl önce de yazdığım konuları hala da konuşuyor olmak, az önce sizin de belediye başkanlığı konusunda yaptığınız tespitteki gibi beni de üzüyor başkanım. Evet. Ortada bir gerçek var. Örneğin Girne Mahallesi'nde geziyoruz esnafı. Saat böyle öğleyin 13'tü. Şimdi birazdan size fotoğrafını da bulayım. Çöpler alınmamıştı. Bakın saat yani öğleyin 13. Girne Mahallesi merkez mahallelerden bir tanesi. En büyük mahallelerin başında geliyor. Çöpler böyle yığılmış. Hatta artık yetmemiş. Etrafını siyah poşetlerle böyle donatmışlar. Şimdi düşündüm yani arkadaş, bu vakte kadar bu çöplerin alınamamasının izahı nedir? Açıklaması nedir? Biz daha bu çöpü alamıyorsak, biz daha bu temizlik işleri personelini, Girne'deki çöpleri toplatmayı başaramıyorsak, siz neyi başaracaksınız o zaman dedik. Dolayısıyla ortada ciddi anlamda vatandaşın böyle çevre konularında, temizlik konularında, altyapı ile ilgili konularda çok büyük şikayetleri söz konusu. Şehir maalesef her geçen gün irtifa kaybediyor. Yani sosyal konularda irtifa kaybediyoruz, spor konularında irtifa kaybediyoruz, ekonomik anlamda irtifa kaybediyoruz. İmarla ilgili yani halen daha diyor ki dün yine Kemer Mahallesi'ndeyim mesela. Yani orada vatandaş diyor ki yahu arkadaş hala daha diyor biz Hüseyin Aksu'nun diyor
Allah razı olsun ondan. Onun döneminde yapılanlarla diyor işte ev sahibi olduk, dam sahibi olduk, şudur budur anlatıyor. Yani bu şunu gösteriyor başkanım. Tabii burada 20 yıldır, 25 yıldır aslında belediyecilik noktasında elle tutulur, gözle görülür bir çalışmanın olmadığı aşikar. Ama Efeler noktasına gelirsek, Efeler'de iki dönemdir Efeler halkının geleceği çalındı. İki tane aile zengin oldu. Yani bireysel zenginleşme noktasında inanılmaz bir yol kat eden bir yönetim var. Bireysel zenginleşme yollarını sonuna kadar kullanan bir zihniyet var. Ama bakıyorsunuz şehre bir şey katıyor mu? Hayır. Şehre bir şey kazandırıyor mu? Hayır. Belki konularımız içerisinde bunlar yer alacaktır. Şehirde hala da trafik problemi had safhada. Otopark problemleri had safhada. İşte görüyorsunuz yani kültürüyle, sporuyla, sanatıyla zaten konuşulmayan, onların yerine çöpüyle konuşulan bir ilçe, şehir haline gelmişiz. Bu durumda bizi ziyadesiyle zaten hem üzüyor hem de aslında bir noktada hırslandırıyor. Ben de vatandaşlarımıza söylüyorum. Şayet aday gösterilirsem ve belediye başkanı seçilirsem demek ki diyorum nasip bize, size bu hizmeti biz getireceğiz diyorum. Çünkü doğru. İki dönemdir ne yazık ki zamanımızı çaldılar başkanım. Yani çocuklarımızın geleceğini çaldılar. İşte torunlarının geleceğini yiyen bir şehir görüntüsünden çıkmamız lazım. Aydın bugün mutluluk sıralamasında 65. vilayet. Maalesef. 81 vilayetimiz var. 65. Biraz da zorlarsak az kaldı diyorum yani ben son sıralarda. En sona gitmeyeyim. Gideceğiz. Aynen öyle. O görüntü o. Şimdi ben tabii senin çalışmalarını tam olarak izlediğim söylenemez ama büyük bir kısmını sosyal medya vasıtasıyla duyuyorum. Evet. Takdir ettiğim bir tarafını söyleyeceğim. Buyurun. İşte Aydın'ın sorunu dediğim zaman hiç kimse belediye teşkilatının içindeki o hizmeti götüren insanların başına ne geldiğini sorun olarak göstermedi. Evet. Sen çıktın gösterdin. Hakikaten benim dönemimde geceli gündüzlü çalışan çok iyi kadrolar yetiştirdik. Sıfırdan aldık. Hı hı. Bu çocuklar ne mesai aradılar ne bilmem ne o kadar Aydın'ın çöp meselesini yürüten bugün Derya kardeşim. Hı hı. Hakikaten gece gündüz evet. ekiplerinin başında hepsinin protokolleri vardı. Parklar nasıl temizlenecek, evet. nasıl bakılacak hepsinin yazılı protokolleri vardı. Sabah kalktığı zaman bir müdür nasıl yöneteceğini biliyordu. Bugün artık saldım çayıra usulüyle yönetilen bir Aydın kenti var, bir büyük şehir var. Dolayısıyla buna teşhis etmiş olman çok çok önemli. Belediye teşkilatının içiyle oynayıp iş göremez hale getirmek. Çünkü bir takım yandaş bakış açısında diyor ki ya çöpü de belediye başkanı mı toplayacak? Onu niye ona fatura ediyorsun? Bak çalışanlar dalga geçiyor. Ya çalışan belediye başkanının çalışanı. Başkanım daha kötüsü var. Aslında tablo bu bahsettiğimiz kadar kolay ve basit bir durumda değil. Bakın bugün Efeler Belediyesi'nin temizlik işleri, personelleri maça götürülüyor. Maça götürüldüğü için bile çöpler toplanmıyor şehirde. Ve evet, maça götürülen o personele mesai yazıyorlar belediyede. Bakın bunlarla ilgili belgeler var elimizde. Of 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 of. Yani bakıyorsunuz o hafta sonu özellikle pek çok mahalleden bize ihbar telefonları geliyor. Ben seçim için bir broşür hazırlattım. Yaptığımız o broşürde benimle ilgili numaram da yazıyor. Ve söyledim bakın ben bu şehrin evladıyım. Bana 7/24 ulaşabilirsiniz. İşte burada dedim numaram. Kolay kolay aday adaylar bu arada numarasını falan vermek istemezler. Siz doğru, de biliyorsunuz. Doğru. Ama ben yani iletişimi her zaman açığım ve bana her zaman ulaşabilirsiniz dedim. Numaramı verdim. Arıyor vatandaş. Özellikle hafta sonu o pazartesi günü arıyor diyorlar fotoğraflar geliyor bana. Niye? Çünkü hafta sonu takımı desteklemeye götürmüşler. Yani o taraftar grubu temizlik işlerini çalışıyor. Hatta bu adamlara dediğim gibi mesai gelmiş gibi maça geldikleri için orada bir şey var. Çetere tutuluyor. Kim geldi? İşte Ahmet geldi, Mehmet geldi, Hasan geldi. Tamam. Ona mesai yazılıyor. Bakın iş bu noktaya gelmiş. Şehir kimsenin umurunda falan değil. Daha kötüsünü size söyleyeyim. Hani belki medyaya da yansıdı bu durum. Bundan yaklaşık 3 ay önce Efeler Belediyesi'nin şantiyesinde, temizlik şantiyesinde Sayın Başkan bir işçi çavuşunu vurdu. Ya personel silahla gidiyor şantiyeye. Düşünebiliyor musunuz? Yani burası Kurtlar Vadisi mi? Ya da burası belediye mi? Adını siz koyun. Şimdi artık bu kadar otorite kaybının yaşandığı,
bu kadar artık böyle mafyatik ilişkilerin vesairenin böyle hat safhaya ulaştığı bir noktaya gelmiş. Ben Efeler halkının bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Sonra geçenlerde yine bir YouTube kanalında bir yayında dile getirdim. Bugün Efeler Belediyesi'nin yaklaşık 40 tane nitelikli personeli, bunlar içerisinde mühendis de var, bunlar içerisinde müdür de var, bunlar içerisinde mimarı var. Bu adamları alın, şuraya getirin dedim, size belediyecilik dersi verir. Ama bu adamlar bugün Dalama'da, Çeştepe'de, efendim söyleyeyim Tepecik'te, sürgünde. Hepsi pasifize edilmiş. Bunların kimisine işte öyle komik iddialar var ki, örneğin bir tane başkan yardımcısı sıfatında olan bir memura belediye başkanını şantiye alanına geldiğinde karşılamadı diye yaptırımda bulunuyorlar. Neymiş, sen nasıl kalkıp da işte beni karşılamaya gelmezsin be adam falan diye çıkışlar var. Şimdi belediyecilik bu değil başkanım. Belediyecilik bu kadar halktan kopuk yapılmaz. Belediyecilik bu kadar işte gidecek olduğunuz yere 40 tane 50 tane korumayla giderek falan yapılmaz. Belediyecilikte biraz nezaket olur. Belediyecilikte biraz zerafet olur. Belediyecilikte iletişim olur. Bugün Efeler Belediye Başkanı'yla randevu aldığınızda, makamına girmek için gittiğinizde cep telefonlarınızı sekretere bırakmak durumdasınız. Aksi halde içeri giremiyorsunuz. Yani niye? Niye? Bir belediye başkanı özellikle müteahhitseniz sizinle görüşmek istediğinde cep telefonunuzu özel kalemi bırakmanızı niye ister? Çok enteresan. Diyorum ki pek çok yerde konuşuyoruz. Pek çok isimle bir araya geldiğimizde dile getiriyoruz. Dünyada tek bir yerin kapısı kapalıdır ya da şifrelidir. O da darphanedir. Bir de kozmik o da. Gibi yani gibi. Evet, böyle güvenlikle ilgili nokta, evet. Değil mi? Ama bugün gidelim Efeler Belediyesi'nin İmar İşleri Müdürlüğü'ne içeri girmeye çalışalım. Kapı şifreli. Bir kere giremiyorsunuz. Şimdi acaba diyoruz ki biz, kendimi soruyorum ben. Buradan yanıt da versin de sorumları. İçeride gizli işler olduğu için mi almıyorsunuz? Korktuğunuz bir iş var, ondan dolayı mı şifre koydunuz kapıya? Ya da bir polis baskını falan olur diye tedbir mi alıyorsunuz? Yani orada zaman mı kazanmak istiyorsunuz? Yani böylesine bir kaosun, böylesine bir neme lazımcılığın, böylesine bir keyfe kederliğin olduğu bir noktada bir belediye performansı var. Yani vatandaşından korkan bir yönetim, vatandaşıyla arasında korumaları koyan bir yönetim. İşte dün Armutlu da söylüyor vatandaş, Mesutlu da söylüyor. Ben diyor, işte taş istiyorum, taş yollamıyorlar bana diyor. Ama diyor, belediye başkanı oğlunun takımına her türlü finansal desteği sağlıyor diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu vatandaş kendisi anlatıyor. Şimdi bugün öyle bir noktaya gelmişiz ki Efeler Belediyesi gerçekten keyfe keder yönetiliyor. Efeler Belediyesi egosundan geçilmeyen, işte kibir abidesi olan bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla kendisinden başka kimseyi başarılı görmeyen, kendisinden başka kimseyi anlamayan, dinlemeyen, kardeşiyle ve oğluyla kararlar alan bir belediyecilik performans ortaya koymaya çalışıyorlar. O şehrin de geldiği nokta ortada. Alt yani yapısı, dediğiniz çok doğru. Belediyenin aslında hizmetinin temel unsuru, evet, belediyenin yönetim tarzıdır. Evet. Belediyenin kadrolarının iyi yetişmiş olmasıdır. Evet. Belediye kadrolarındaki liyakattır. Sadece liyakat da yetmez. Belediyedeki üst yöneticiler, müdürler, şefler, bunların hepsinin motive olması lazım. Motive olmak için itip kalkmakla insan motive olmuyor. Ben başkanım, bunları yaşadım. Nasıl motive olsunlar? Şimdi siz biliyorsunuz bu işi. İmar müdürü tarih öğretmeni belediyenin. Efeler Belediyesi imar müdürü, bakın, tarih öğretmeni. İnsan kaynakları müdürü, beden eğitimi hocası. Koskoca bir belediye düşünün şimdi. Efeler, yani Aydın'ın en büyük belediyesi. En fazla nüfus yoğunluğunun yaşandığı, o bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. İki tane belediye başkan yardımcısı ataması yapıyor Fatih Bey. Meclise haber dahi vermiyor. Meclise bilgi dahi vermiyor. Kimsenin haberi yok. Yani bir şeyler oluyor ama kimin ne yaptığı belirsiz. Kitap kafeler açıyor. Belediye meclis üyelerinin dükkanları kiralanıyor. Onların akrabaları işe alınıyor. Yani ben bu kadar imkanların hoyratça kullanıldığı, yönetim tarzında bu kadar nobranlaştığı bir dönem hatırlamıyorum. Dolayısıyla bugün ortada artık belediyecilikten falan bahsetmiyoruz. Burada dediğim gibi kişisel egolar konuşuluyor, kişisel kaprisler konuşuluyor. Yani belediye başkanının kardeşine selam vermeyen müdürün sürüldüğü bir belediyeden bahsediyoruz. Peki, şimdi tabii ki mevcut belediye yönetiminin
zaaflarını, hatalarını konuşacağız. Evet. Fakat esas olan bu şehrin biriken sorunlarını nasıl çözeceğiz? Hı hı. Örneğin trafik ve ulaşımda ben 90'lı yıllarda 36 tane otopark yapmışım. Evet. Yeraltı otoparkları yapmışım. Millet gülüyordu. Hı hı. Ya ne olacak? Buraya kim girecek? Ya Aydın'da otopark mı lazım? Şimdi tıkandık kaldık. Doğru. Yani otoparktan başlayın. Evet. Trafik. Yeni dört yolda trafik tıkanıyor kalıyor. Maalesef. Ya Aydın ufacık bir şehir. Maalesef. Bir ucundan bir ucuna 5 dakikada gitmem lazım, hı hı, benim. Ben niye bu kadar güzel doğanın içinde İstanbul'un problemlerini yaşayayım ki? Yani trafik ve ulaşım konusunda çok fazla yapılacak iş birikti. Doğru. Yani bunlara ben tabii ki sana hatırlatmak gibi, hı hı, bir şeyim yok, yaklaşımım yok. Sen zaten bunların içindesin. Her, doğru, gün haber yaptın. Doğru. Her gün bunlar içinde yaşadın. Her gün canlı olarak başta Efeler olmak üzere, doğru, Aydın'ın bütün sorunlarını, hı hı, böyle hazmettin, hatmettin. Doğru. Ve çoğunun çözümlerini de biliyorsun. Hı hı. Yani bunları hayata geçirmek için neler yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Şimdi hemen şöyle bir şey söyleyeyim size Sayın Başkanım. Burada istatistikleri doğru okumak lazım. Ben severim istatistikleri okumayı. Bilimi de bu anlamda kendimize bir yönetim biçimi olarak da kılavuz almamız gerekiyor. Bakın diyor ki TÜİK verileri bile Aydın'da araç sayısı her yıl %5 ila 7 oranında artıyor diyor. Şimdi ben izleyicilerimize soruyorum. Aydın'da her yıl %5 ila 7 oranında artan araç sayısına göre otopark sayısında %5 ile 7 oranında artan bir otopark sayımız var mı bizim? Yok. Buna bir ön hazırlık yapan var mı? Yok. Şimdi bir kere toplumun ve şehrin gerçeklerinden uzaklaşmış bir yönetim anlayışı söz konusu şehirde. Ben diyorum ki bu şehirde trafik problemi yaşamayan belediye başkanı, trafik cezası yemeyen bir belediye başkanı, aracı kendisi kullanmayan bir belediye başkanı bu şehrin trafik problemini çözemez. Ha, bunu bireysel anlamda mesele anlaması açısından söylüyorum. Çünkü insanoğlu hissetmediğini anlayamıyor ve anlatamıyor başkanım. Diğer tarafta bu işleri yapmak için iyi bir kadroya sahip olmanız lazım. Nitelikli, iyi bir mühendis kadrosuna ihtiyacınız var. Ama bizim genel itibariyle şunu söylüyoruz vatandaşlara. Niye diyorlar AK Parti'yi tercih ettin? Diyorum ki hizmet ve eser belediyeci yapıyor AK Parti. Ve artık AK Parti belediyeciliğiyle Aydın'ı tanıştırmamızın zamanı geldi ve geçiyor. Dolayısıyla burada biz merkezi hükümetten de önemli ölçüde destekler alarak hem bilimsel anlamda, hem kadrosal anlamda, hem de yatırımsal anlamda bununla ilgili destekleri de alarak hızlıca acil eylem planlarını uygulayarak Efeler'deki bu trafikle ilgili bütün bu problemlerin üstesinden gelebilecek tüm tedbirler alacağız. Ve bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Yani yeni alternatif yollar açmamız gerekiyor. Otoparklarla ilgili çalışmaları yapmamız gerekiyor. Yani gerekirse işte katlı otoparklar, gerekirse asansörlü otopark sistemine geçmemiz gerekiyor başkanım. Şimdi bunlarla ilgili bu bizim çalışma ekibinin ortaya çıkartacak olduğu master planlara göre bakacağız. Hemen en hızlı şekilde trafiği hızlandırabilecek olduğumuz noktalarda atılması adımlar neyse bakanlıkla da görüşerek bunlarla ilgili her türlü izni de falan alarak burada işe koyacağız göreve geldiğimizde. Çünkü trafik her geçen gün keşmekeş hale geliyor. İnsanlar araç kullanmaktan korkuyorlar, trafiğe çıkmaktan korkuyor, hastaneye gitmekten korkuyor. Yani dün bana işte Kozalaklı'daki bir vatandaş, ben şehir merkezine gelmeye korkuyorum diyor, hastaneye gelmekten korkuyorum diyor. Yani bugün bir AVM'nin otoparkını kullanmayı kendilerine maharet sayıyor vatandaş. Eğer orada bir boş yer bulabilirse, o diyor yaşasın diyor, bir yer buldum diyor. Yani işin seviyesi buraya kadar düşmüş. Dolayısıyla bu tıkanan bu sorunu aşacağız. Ulaşımla ilgili çalışmalar noktasında önemli adımlar atacağız. Ama şu anda partiyle de yaptığımız genel anlamdaki görüşmelerde aday adaylığı safhasında Sayın Başkan bize çok da proje açıklamayın dedikleri için çok burada neler yapacak olduğumuzla ilgili hani şunu şöyle çözeceğiz, bunu böyle çözeceğiz demek durumda değiliz. Ama inşallah yine aday olarak da bu programa katıldığımızda burada görselleriyle beraber, gerekirse bunların 3D çizimleriyle beraber, hatta bunlar simüle edilmiş şekilde videolarıyla beraber anlatma fırsatımız olur.
izah etme fırsatımız olur. O zaman vatandaşlar anlayacak ve görecek ki inşallah bu şehrin trafikle ilgili alt yapı, üst yapı sorunlarının üstesinden kısa sürede geleceğiz. Evet, şimdi olayın bir başka yönü siyasi. Evet. Yani belediye seçimleriyle bir milletvekili seçimini, bir cumhurbaşkanlığı seçimini karıştırmamak lazım. Aslında benim yıllardır hazırlamış olduğum belediye kanununda çok radikal değişimler var. Büyükşehir kanunu olsun, belediye kanunu olsun. Ve ben çok hassas ve ince bir çizgide şunun daha doğru olacağına, bakın 50 yıllık bir belediyecilik tecrübesinden sonra belediyelerin muhtarlar gibi partisiz seçilmesi. Çünkü belediye başkanları diyor ki ben seçildiğim zaman rozetimi çıkaracağım. E çıkaracaksın, baştan niye partiyle giriyorsun? Evet. Yani dolayısıyla belediye hizmeti böyle bir hizmet. Doğru. Onun için vatandaşların özellikle takım tutar gibi parti tutmak huyundan vazgeçebilecekleri tek seçim belediye seçimidir. Haklısınız. Adaya bakacaksınız, çözüm var mı yok mu, arkasındaki güce bakacaksınız, olaya hakimiyetine, liyakatine, yaklaşımına, geçmişine, dürüstlüğüne, her şeyine bakacaksınız. Buna göre şahsa oy vereceksiniz. Yani şu partinin adayı ben işte odunu koysan ona oy veririm. Bunun çok yanlış olduğunu kesinlikle Türkiye'de çeşitli örneklerde kesinlikle gördük. Dolayısıyla tarafsız ve herkese açık bir belediye başkanı kimliğini kendinizde görüyor musunuz? Tabii ki görüyorum Sayın Başkan. Çünkü ben şunu söylüyorum vatandaşlara. Şimdi benim zihin kodum farklı başkan. Ben gazeteciyim. Gazetecilikten gelmeyeyim. Yani öyle şehrin ya da Türkiye'nin tanıdığı klasik siyasi söylemlerde falan bulunacak bir insan değilim. Diyorum ki ben tutamayacak olduğum bir sözü size vermem. Eğer bir söz veriyorsam bununla ilgili olarak dönerim ekibime, derim ki arkadaşlar biz Mesutlu'nun bu problemini, Kemer Mahallesi'nin bu problemini, Girne Mahallesi'nin bu çöp sorunu işte ne kadar sürede çözebiliyoruz? Bir günde, bir haftada, bir ayda. Neyse. Hemen bununla ilgili çalışmalar yapılır ve bunu da yerine giderek, yerinde vatandaşlarla birlikte, hiç bize oy vermiş, vermemiş hiç önemli değil. Muhtarı da yanıma alarak, muhtarları da ezerek değil, muhtarları yanımdan kovarak değil, muhtarların yüzüne telefon kapatarak değil, muhtarlara küfrederek değil, onları işte bana destek verdi, vermedi, bana selam verdi, vermedi kaprisleriyle değil, onları da yanıma alarak oturacağız. Bu konu ilgili olarak atılması adım neyse atacağız, açıklamalarımızı yapacağız. Biz Efeler'de, ben şunu da sözünü veriyorum bütün vatandaşlarımıza, seçmene, diyorum ki benim fotoğraflarımı görmeyeceksiniz hiçbir yerde. Billboardlarda Erman Çetin'in fotoğrafı, hatta şaşıracaksınız. Allah Allah, ya bizim bu başkan hiç fotoğraf yayınlamıyor. Hayırdır? Başına bir şey mi geldi falan diyebilirsiniz dedim. Çünkü ben sizinle beraber kahvede olacağım. Ben sizinle beraber kahvaltı yapıyor olacağım. Ben sizinle beraber projenin başında olacağım. Ben sizinle beraber esnaf ziyaretinde olacağım arkadaşlar dedim. Yani ben bir belediye başkanının görevinin sabahtan akşama kadar belediyede, makamında oturması olarak değerlendirmiyorum. Böyle de görmüyorum. Sen bu işi çözmüşsün. Ben size söyleyeyim. Yani, yapayım başkan. Ben söylüyorum. Yani ya, bunu bizzat yaşamış, uygulamış bir kişi, bir eski belediyeci olarak ben söylüyorum. Bu işin sırrını yakalamışsın. Başkanım şimdi... Bir kadro, iki halka yakınlık, bütün bu unsurları teşhis etmiş olman hakikaten çok önemli. Şimdi bizim yaptığımız bir toplantı gidiyoruz. Parti teşkilatıyla beraber gidiyoruz. Hemen size söyleyeyim. Böyle kalabalığız. Böyle 10-15 kişi gidiyoruz. Örneğin oturduğumuz yerde bir fikir tartışılıyor. Mesela diyorum ki orada işte Kadir Bey konuş, söz istiyor. Başkanım bir şey söyle. Bir dakika diyorum. Kadir'cim sen diyorum çok konuştun. Bir arkadaşlara soralım diyorum. Bir daha diyorum senin, sana diyorum söz verilmesini diyorum. Ben istiyorlar mı istemiyorlar mı? Diyorlar ki yok Kadir sussun biraz diyorlar. Tamam Kadir'cim sen biraz sus bakalım diyorum. Daha şimdiden biz bu manada bile demokrasiyi burada işlerlik kazandırıyoruz. Şimdi biz kadınlara önem vereceğiz başkanım. Biz gençlere önem vereceğiz. Çünkü biz bu şehrin insanıyız. Bakın benim atalarım bu şehrin insanları. Bu şehirde mezarları var. Yarın biz de öldüğümüzde yine bu şehirde bizim mezarımız olacak. Kimileri anılarıyla hatırlanıyor. Kimileri de kötü anılarıyla hatırlanıyor. Dolayısıyla biz burada bir eser bırakmak istiyoruz. Bu şehrin evladı olarak, sokak sokak, cadde cadde bilen bir kardeşiniz olarak. Bu anlamda şunu da söylüyorum. Diyorum ki zaman zaman, bütün diyorum aday adaylarını toplayın başkan. Diyelim ki hep beraber
1407 sokakta 20 dakika sonra buluşalım. Cep telefonlarımızı kapatalım. Navigasyon falan olmasın. Yanımızda bir kişi falan olmasın. Siz de gidin 1407 sokağa. Orada bekleyin bizi 20 dakika sonra. Kim geliyorsa başkan olsun dedim. Bana diyorlar ki sen çok şanslısın. Tamam da abi ben de diyorum ki. Şansla ne ilgisi var bu? Yılların birikimi kardeşim ya. Yani şimdi ben zaten bugüne kadar bunu yapan olsaydı, bunu başaran olsaydı, özellikle Efeler'de iki dönemdir kaybolan imkanları biliyoruz. 32 milyon borç da devralınmış. Bugün 400 milyon üzerinde borçlu bir hale gelmiş bir belediyecilik yönetiminden, belediyecilik performansından bahsediyorum. Dolayısıyla zaten bugün bir ortada bir başarı olsaydı zaten biz de yönetime talip olmazdık. Ortada ciddi bir yönetilemeyen bir insan havuzu var, yönetilemeyen finans kaynakları var, yönetilemeyen bir mühendislik kaynakları var. Dolayısıyla biz burada şehrin daha fazla zaman kaybetmesine gönlümüz razı olmadığı için bugün yola çıktık. Diyorum ki tanıdığı şehri bilmeyen, yaşadığı şehri bilmeyen, yaşadığı mahallenin sorunlarına hakim olmayan birisi nasıl belediye başkanı olacak, nasıl belediyeye meclis üyesi olacak? Benim de aklım buna yatmıyor. Dolayısıyla 1407 sokakta buluşalım diyelim. Gidelim, bekleyin biz orada. Gelen sınavı geçer. Gelemeyen de sınavda kalır diyorum. Şimdi mesele biraz böyle bakmak lazım. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Takım tutar gibi tutmamak gerekiyor. Doğru. Bugüne kadar takım tutar gibi meseleye bakıldı. Bakın koskoca Çeşitepe'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy deposu olan Çeşitepe'de koskoca bir yaz döneminde Sayın Başkanım, sinek problemi çözemediler. Sinek ya, bu kadar basit. Bakın ben altyapı üst yapı demiyorum. Sinek problemi çözülemedi. Şimdi gidiyorsunuz başka bir mahallede, diyorlar ki ya bizim ara sokaklardaki yollarımızın durumu. Ya başka mahalleye gidiyorsunuz. Ya diyorlar burada bizim kanalizasyonumuz yok. Bakın Kuyulu mahallesinde, Işıklı mahallesinde villalar yapılıyor. Diyorum ki vatandaşa kaç liraya satıyorsunuz villaları? İşte en düşü 15 milyon, 20 milyon. Ya diyorum 20 milyonla sattığın villanın kanalizasyonu yok. Yok. Yani şaka mı bu diyorum? Yok diyor başkanım diyor, böyle durum. Dolayısıyla meseleye biraz daha ciddi bakmak lazım. Meseleyi biraz daha anlamak lazım. Empati yapmak lazım. Sorunlar dağ gibi büyümüş ama şehrin sorunlarından uzaklaşmış, toplumun gerçeklerinden uzaklaşmış yöneticiler tarafından yöneten bir şehir haline gelmişiz. Dolayısıyla biz koltuğa yapışmış, akşama kadar makamda ona çay söyleyelim, buna kahve söyleyelim. İşte o bize hayırlı olsun ziyaretine geldi, bu bize güle güle dedi. Oturduk istişare ettik, memleketimiz için güzel şeyler konuştuk diye Facebook'ta fotoğraf paylaşmaya gelmiyoruz. Hatta pek çok arkadaşla da dedim ki nasip olursa bu görev bize. Görevi seçildikten sonra hayırlı olsun ziyaretler için dedim bir hafta dedim süre belirleyelim arkadaşlar. Neden başkanım diyorlar. Dedim ki bakın bu kadar mahalle gezdik. Şu ana kadar 40 mahalleden fazla mahalleyi gezmişim. Tabii sağ olsunlar her gittiğimiz yerde de ayrı bir teveccüh görüyoruz. Yani ben daha önce bu mahallelere işte haber vesaire için gittiğimden dolayı sorunlarını da biliyorum. Yani bugün Tepeköy'e gidiyorum. Dedim ki vatandaşlar siz hala daha tankerle su taşıyor musunuz dedim. Köylüler böyle Allah Allah nereden biliyorsun dedi. Bakın tankerle su taşınıyor Sayın Başkanım Tepeköy'e. Farkındayım. Şimdi dolayısıyla bugün yaşadığımız yörenin sorunlarını bilerek dedim ki orada arkadaşlar da Efeler'in kaybedecek bir dakikası daha yok. Bakın bir dakikası yok. Çünkü şehir bitmiş başkanım. 83 mahalle var. 83 mahallenin ayrı ayrı problemleri var. Yani arkadaşlara diyorum ki normal şartlarda yani 8-5 esasına göre çalışırsak biz bu Efeler'in problemlerini ne kadar sürede tamamlarız diyorum. Diyorlar ki bir dönem yetmez başkanım. Peki 24 saat esasına göre çalışalım diyorum. O zaman diyor 2,5-3 yıldan önce toparlanır. Bakın bu kadar birikmiş sorunlar. Yani Zafer Mahallesi'ndeki Mimar Sinan'ın problemini bilmez. Oveymir'deki de Eğrik Havan problemini bilmez başkanım. Dolayısıyla dağ gibi birikmiş bütün bu problemlerin üstesinden gelebilmek için de şehri tanıyan, bilen, şehrin evladı birisi olarak sorumluluk almaktan kaçınmadık. Biz de bu süreçte varız dedik. Yola çıktık. Nitelikli kadrolarla kendisi ispat etmiş bütün bu şehrin evlatlarıyla beraber inşallah bu sorunun üstesinden geleceğimize olan inancımız, güvenimiz tam. Peki. Yani şehrin tıkanmışlığının en önemli göstergelerinden bir tanesi
Kemer mezarlığı bitti. Bitti. Sözü. Bitti. Ya o Kemer mezarlığını ben açtım. Biliyorum. Kemer mezarlığı 100 yıllık bir mezarlık. Kuzeye doğru büyüme koridoru var. Ta Gözpınar Köyü'nün yakınlarına kadar orada hiçbir yerleşme olmayan, evet, o kırmızı dağlar dediğimiz yarıklar vesaireler, bütün bunların o platformlarını nasıl kademelendirileceğini, hı hı, on binlerce, milyonlarca belki mezar yerinin orada hala mevcut olduğunu bile bile mezarlık bitti denmiyor mu? Ben buna çok kötü alınıyorum. Ama burada konuk edeceğim Efeler için bütün aday adaylarına aynı soruyu soracağım. Evet. Mezarlığı kurarken ilk gittik meclis üyelerimizle birlikte. Orada bir menengeç ağacı var. Evet. Dev bir ağaç. Dedim ki ben dedim Aydın'da yaşayacağım, Aydın'da öleceğim. Bunun dibi benim yerim dedim. Tamam. Daha sonra bir meclis kararı alındı. Para ödedik o tarihte. Tamam. Şimdi benden sonra rahmetli, biz hakkımızı helal ettik ama eleştirmek adına söylemiyorum. Hı-hı. Onların kendi savunma hakkı yok. Rahmetli Mustafa Selçuk'la rahmetli İlhan Ortekin, hı-hı, benim meclis kararımı imha etmişler. Hı-hı. Benim mezar yeri diye ayırdığım yeri ayırmışlar, oraya park yapmışlar vesaire filan. Bana çok üzüldüm. Hı-hı. İlhami Ortekin'in son ziyaretimde, ölmeden önce de böyle bir hata yaptığını kabul etti. Biz de helalleştik. Bütün Efeler'deki adaya da benim mezar yerimi verecek misiniz? Başkanım, Allah gecinden versin öncelikle. Şimdi biz sizin gibi kıymetli, bu anlamda şehir için heyecanını koruyan, şehrin bir adım ileri gitmesi noktasında fikir üreten, iş üreten kim varsa, bu tür isimlerin bir kere fikirlerinin iktidara taşınması noktasında büyük bir gayret göstereceğiz. Ha, diğer tarafa geldiğimizde, tabii ki sizin böyle bir talebiniz varsa neden olmasın? Ama biz yaşarken insanlara kıymet vermek istiyoruz. Biz yaşarken sizin fikirlerinizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü sizin bu şehirle ilgili ciddi manada çalışmanız olduğunu ben biliyorum. Aday olsanız da olmasanız da proje ürettiğinizin de farkındayım. Çünkü siz bir kere şehri seviyorsunuz. Ha, bunların uygulanabilirliği olan projeler hangileri ise bunlarla ilgili çalışmaları tabii ki yaparız. Ama asıl olan şu, Hüseyin Aksu ya da Hüseyin Aksu gibi hayatta olan tüm büyüklerimizin bu şehir için heyecanla, canla, başla uğraşan, bu şehirde bir tane çivi çakmak isteyen herkesin öncelikli olarak o fikirden projelerini gerçekleştirmek istiyoruz biz. İşte bu ya, bak ben yıllardır bunun hallolmasını bekliyordum diyen insanların biz bir kere hayır dualarını almak istiyoruz. Ama onun dışındaki konular gayet basit Sayın Başkan. Müsterih olun. Ama biz siz hayattayken sizin o heyecanınızı taşlandıracak, sizin o heyecanınızın altını dolduracak işlere imza atmamışız. Ama biz gitmişiz Kemer Mezarlığı'nda ya da bir başka mezarlıkta size bir mezar yeri sözü vermişiz. Bence bu tek başına yeterli gelmiyor. Bunu da bilin. Asıl olan şu, Hüseyin Aksu'nun fikirlerini de yaşatabilecek miyiz? Hüseyin Aksu'nun projelerini yaşatabilecek miyiz? Biz mesele bu açıdan bakıyoruz. Bu manada ben burada kamera önünde zaten yayın kayda giriyor, sözünü veriyorum. Parseli de belli. Tamam, hiç sorun yok. Tamam. Onu hallederiz. Önemli olan şehrin diğer kronikleşmiş problemlerinin üstesinden gelmek istiyoruz başkanım. Bakın, sporda geri gidiyor şehir. Bugün Umuru'da gençler spor yapacak alan bulamıyor. Umuru stadı atıl vaziyette kalmış, kilitlenmiş kalmış. Umurlu'ya gidiyorum, gençler bana diyor ki abi ne yapacaksın bu stadyumu? Hele bir göreve gelelim. Hele siz bizi bir seçin bakalım. Bak neler yapacağız. Bak neler yapacağız. Tanımayacaksınız yani. Yani böyle tanınmayacak bir hale, bir o ruh haline kavuşturacağız Umurlu'yu. Şimdi insanlar şunu gözden kaçırıyorlar. Başkanım, sadece biz bir de isimlere odaklanmamalıyız. Bu iş bir ekip oyunu. Tabii ki. Bir takımınız olacak. Şimdi herkes isimleri konuşuyor. İşte A, B, C, D diyor. Kimse o A'nın yanında kim var, B'nin yanında kim var, C'nin yanında kim var konuşmuyor. Şimdi biz isimleri yarıştırmıyoruz. Biz projeleri yarıştıracağız. Biz takımları yarıştırmalıyız. Biz doğru, bilgi birikimi yarıştırmalıyız Sayın Başkanım. Dolayısıyla bugün dünya yapay zekayı konuşurken, Türkiye yapay zekayı konuşurken, eğer hala daha biz Aydın'ın en büyük ilçesi Efeler ilçesinde çöp sorunu tartışıyorsak, oturup bir daha şapkayı önümüze koymayacağız. Ben bunu vatandaşa söylüyorum. Şöyle kafamızı iki elimiz arasında böyle koyacağız, böyle düşüneceğiz diyorum. Demek ki bir yerlerde biz bir hata yapmışız. Demek ki biz bir yerlerde
çok büyük bir vebal işlemişiz. Ve yöneticiler de bu vebalin en büyük müsebbibi olduğunu farkında bile değiller. Efeler Mahallesi'nde bir ziyaret yapıyorum. Vatandaşın bir tanesi böyle yetişkin bir büyüğümüz, abimiz beni gördü. Hemen düğmesini ilikledi Sayın Başkanım. Dedim abi ne yapıyorsun? Sayın Başkanım dedi. Yani saygısızlık olur dedi. Ben dedi düğme... Bir dakika dedim. Sakın dedim benim önümde dedim düğmeni ilikleme. Sakın. Olur mu öyle şey? Hayır. Makama gelirsen dedim tamam. Makama saygından dolayı ilikle. Ama burada dedim ben senin önünde dedim bak düğmemi ilikliyorum dedim ben. Dolayısıyla biz size hizmet etmek noktasında yola çıkmış kardeşleriniz olarak, bireyler olarak sizin bizim önümüzde düğme iliklemenizi ben beklemiyorum. Biz çalışacağız. Siz bize teşekkür edersiniz. Siz bize eşinize, dostunuza anlatırsınız. Hayır dua edersiniz. Zaten biz düğme iliklemekten daha fazlasına sahip olmuş oluruz diye anlattım. Orada duygusal anlar yaşandı böyle. Dedi ki ben ilk defa Aydın'da böyle birisinin bir yaklaşım gösterdim. Abi gerek yok ki dedim. Ya biz burada niye protokol dedim uygulayalım. Dolayısıyla biz şehre yeni bir anlayış, yeni bir üslup, yeni bir tarz, yeni bir siyaset inşası sözü veriyoruz. Şehri yeniden imar ve inşa edeceğiz Sayın Başkanım. Çünkü gençlerin beklentileri, kadınların beklentileri, özürlülerin beklentileri, STK'ların beklentileri. Yani hepsi böyle sayfalarca notlar çıkıyor her gittiğimiz noktada. Pek çoğunu zaten öncesinde de biliyorduk. Bunları çözmek noktasında da iyi bir takımla, iyi bir çalışma ekibiyle, profesyonel kadrolarla da bu işe gönülden, bu işe ciddi ciddi, hani elimizi taşın altına koyarak değil, gövdemizi taşın altına koyarak yola çıktık. Ve bu noktada da hizmet etmek için de bu şehre açıkçası heyecanlı bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve ben yani müşteri olsunlar, burada farklı bir belediye anlayışı görecekler, farklı bir belediye başkanı görecekler. Yani biz yaptı demek için, işte reklam olsun diye, algı yapmak üzere hiçbir çalışma yapmayacağız Sayın Başkanım. Hiç. Yani müşteri olsunlar. Gün gelir belediye başkanlarını işte bir spor tesisinde yürüyüş yaparken görecek bu insanlar. Çünkü ben sivil hayatımda da bunu yapıyorum. İşte tenis oynuyorum ben haftanın iki günü. Tenis maçında görecekler beni. Elimde raketle ben. Yani bunlar şaşılacak bir şey falan yok. Hep biz işte belediye başkanını şöyle tanımlamışız ya da öyle kodlamışlar şehirde. Makam arabasının sağ arka koltuğuna oturan, sürekli böyle takım elbiseli, kravatlı, etrafında koruma ordusunun falan olduğu bir belediye başkanı görmüşler. Biz ayağımızda çizmemiz de olacak, ayağımızda spor ayakkabımız da olacak, efendim sırtımızda parkemiz de olacak, çıkacağız. Vatandaş için vatandaş ne diyorsa bu noktada üreten, düşünen, hizmet eden bir birey olarak inşallah eser bırakmak istiyoruz. Evet, yani şimdi yönetim üslubu, kadrolar, Aydın'ın temel sorunları konusunda görüşlerinizi aldık. İki tane önemli sektör var. Bir tanesi tarım, evet. Bir tanesi sanayi. Evet. Turizme hiç girmiyorum çünkü turizm Aydın merkezde maalesef sıfır noktasında neredeyse. Yapmış olduğumuz arkeoloji müzelerine girip de gezen bile yok. Hı hı. Termal turizm için hazırladığımız ITER projesi hayata geçmiyor vesaire. Sanayi konusunda özellikle ASTİM ve ASTİS evet. Sanayi bölgelerinin büyütülmesi, evet. Ta çevre yoluna kadar dayanması konusunda fikir ve görüşlerin olduğunu biliyorum. Evet. Ancak bunları somut proje olarak aday adaylığı safhasına gündeme getirmiyorsun. Evet. Yani istihdam konusunun bir belediyecilik konusu olduğunu farkında olduğunu hissediyorum. Tabii tabii. Tabii. Yani bu konuda tabii. Yani beni teyit eder misin? Başkanım şöyle, biz belediyeleri bir iş kapısı olarak görmemeliyiz. Çocuğumuzu, gelinimizi, kuzenimizi işte asgari ücret ortalamasında ya da onun biraz da üzerinde bir ücretle işte bir SSK'sı olsun, işte hayatı kurtulur, hafta sonunda tatil olsun diye nitelendirecek olduğunuz kurumlar değil buralar. Böyle hantal bir yapı değil. Eğer böyle hantal bir noktaya getirsek, bir yapı haline kavuşturursak işte bugün örneğinde gördüğümüz gibi belediye hizmet üretemez noktaya geliyor ve tıkanıyor. Orası ondan sonra aile bireyleri tarafından yönetilen bir üslupla, bir anlayışla hiçbir şey üretemeyen, bireysel zenginleşen bir kurum haline geliyor. Dolayısıyla biz şöyle bakıyoruz bu konuya. Tabii yeni imar alanları açacağız.
Tabii ki sanayi, organize sanayi bölgelerinin büyümesi noktasında, hani az önce söyledim, merkezi hükümet avantajımız var Sayın Başkanım. Bakın, yerel yönetimler seçiminden sonra, 31 Mart yerel seçimi sonrasında bu ülkede 4 yıl boyunca hiçbir seçim yok. Dolayısıyla bizim AK Parti'den göreve seçilmemizle beraber, yani AK Parti belediyeciliğinin bu şehirle tanışması sonrasında şehrin alabilecek olduğu yatırımı şöyle bir tahayyül edin kafanızda. Neler olur neler. Çünkü merkezi hükümete ihtiyacınız var. Yani pek çok bakanlıktan almanız gereken raporlar var, sonuçlar var, onaylar var. Dolayısıyla bunları daha hızlı bir şekilde Aydın'ın ve Aydınlıların hayatına entegre edebilmek noktasında tabii ki önemli projelerimiz var. Tabii ki istihdam alanlarının artması noktasında biz bir kere yatırımcıya, müteahhite, efendime söyleyeyim, yani memlekete bir işte mağaza açmak isteyen insanların böyle ensesinde işte boza pişirecek olan, tamam mı, bir yapıda bir yönetim anlayışı falan benimsemiyoruz başkanım. Biz onların önünü açacağız. Biz onlara yardımcı olacağız. Bakın, aslında bir belediye başkanı şehrin CEO'sudur. Ben bu şehri tanıtırım. Ben bu şehri enforme ederim. Ben bu şehri yatırımcıyla buluşturma noktasında toplantılar icra ederim. Çok önemli. Ben bu şehri turizm noktalarında tanıtırım. İşte turizmciye derim ki gelin burada işte oteller yapın, işte çeşitli tesisler yapın, buraya pek çok insanlar çekelim, işte sportif faaliyetleri çekelim, kültürel faaliyetleri çekelim, işte fuar organizasyonları yapalım, işte bu konu ilgili sanayicinin dikkatini çekecek organizasyonlar yapalım noktasında bu şehri pazarlayan, bu şehri anlatan, bu şehirden bahseden ve adından da bahsedilen bir şehir noktasına gelmesi noktasında mesai veren bir insan olacağım. Çünkü ben zaten arkama iyi bir ekip kurduktan sonra benim yapmam gereken işin bu olduğunu düşünüyorum Sayın Başkan. Yani ben giderim, sportif manada tesisleşme adına yapılabilecek iş güç neyse ben Ankara'da, efendim söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sarayında, oradaki yatırımcı ekiple yapılacak olan toplantı vesaire ne varsa hazırlarız, ihtiyacımız olan durumları gideriz, talep ederiz. Oradan da müjdelerle tekrar şehre dönmenin hayalini kuruyoruz, hedefini kuruyoruz ve bununla ilgili olarak da yüksek bir heyecan içerisindeyiz. Şimdi bunları da yapabilmek için iyi bir ekibimiz olması lazım. Yani siz 10 kişilik, 11 kişilik, hani bir futbol takımı düşünün. Bir takım kurmuşsunuz ama takımda 2 kişi oynuyor, 9 kişi yatıyor. Geziyorlar sadece, oynuyormuş gibi. Olmaz. Ve ben böyle bir noktada da şu örneği söylüyorum bütün vatandaşlara. Diyorum ki işte ünlü futbolcu Ronaldo bir gün bir maç sonrasında takımı yenikken 3 tane gol atıyor, hat-trick yapıyor. Soyunma odasına giderken gazeteci soruyor kendisine. Ya işte neler söyleyeceksin diyor. Bu akşam müthiş yine bir performans ortaya koydun falan deyince, ya diyor ben işimi yaptım diyor. Ya olur mu diyor, işte takım mağluptu. Senin attığın goller sayesinde kazandınız. Önemli bir galibiyet aldı. Bu kadar mı diyor. Dönüyor tekrar diyor ki ya kardeşim diyor. Kulübün bana diyor gol atmam için para ödüyor diyor. Bunda abartılacak bir şey yok diyor. Hadi herkese iyi geceler diyor. Gidiyor adam. Şimdi ne kadar doğru. Biz bu şehre hizmet etmek için gelmişiz ama şehre değil de kendimize hizmet ettiğimizde karşılaşabilecek olduğunuz durumları bir görün. Çok doğru noktalara temas ediyorsun. Çünkü makam egoyu şişirir. Kesinlikle. Yani başarı egoyu şişirir. Hı hı. Olduğundan daha fazla görmeye başlar. Bir de kamu gücünü arkasına aldığı için o gücün kendi gücü olduğunu falan zannetmeye başlar insanlar. Aslında kamu gücü iyi bir güç. Doğru. Yani vatandaşı ezip geçebilen bir güç. Ha, zaman zaman kamu gücünü kullanacaksınız. Hı hı. Ama kentin lehine kullanacaksınız. Aynen öyle. Kentli her zaman doğruyu size işaret etmez. Hı hı. Bakın, ben Mimar Sinan Mahallesi'ni kurarken tüfekle kovaladılar, hı hı, kurşun sıktılar, dedikodu ettiler, Aydın'ın yarısını satın al dediler. Şimdi herkes mutlu memnun, öyle bir mahalle doğru var. Doğru. Demek ki her zaman vatandaşın gittiği istikametle onun arkasından yürümek yerine onun önüne geçeceksin. Tabii ki. Tabii. Onu doğru yere sürükleyeceksin. Ama hiçbir zaman kamu gücünü vatandaşı ezmek için, kurumları ezmek için kullanmayacaksın. Tabii. Yani ben siyasi bakmıyorum olaya. Parti meselesi değil. Bakın, dün bir haber aldım. Nazilli'deki bir su fabrikasını belediye mühürlemiş. Evet. Şöyle bir araştırma yaptım. Arkasında belediyenin kendisi orayı zorluyormuş satın al diye. Hı hı. Acayip bir fiyat istemiş. Tehdit etmişler.
Yani yanlışsa belediye başkanı gelsin beni tekzip etsin. Efendim, yani bu kamu gücünü kullanmak. Gider mühürlersin. İstediğin her yeri mühürlersin. Evet. Ben gittim şu kendi kurdurduğum GİMA'yı mühürledim. Evet. Neden? Kamu yararına olan bir şeyi kabul etmedi. Hı hı. Bu şehir için lazım olan bir şeyi kabul etmezsem başına çökerim. Tamam. Ama haksız bir kazanç elde etmek istiyorsan, hı hı, rüşvet istiyorsan, bilmem, hı hı, ne istiyorsan, bunu yaparsan dünyanın en kötü şeyini yapmış, doğru, olursun. Dolayısıyla bu püf noktalarını iyi yakaladığını düşünüyorum. Bir de toplumu önüne geçmek, toplumu bir yere sürüklemek, hı hı, sektör sektör ele almak, bunlar, hı hı, çok önemli. Sanayi sektörü demin söylediğin gibi onlara öncülük edeceğim. Tabii tabii, her zaman. Bu çok önemli. Her zaman. Şimdi eğitim, hı hı, milli eğitim belediyenin, evet, işi değil. Evet. Eğitim konusunda yatırım yapamaz. Okul açamaz. Okul bahçesinin bilmem nesini, evet, yapamaz. Bunlar, evet. Bunları biz yaptık diye yargılandık. Ama eğitimde Aydın son 20 yılda en, evet, geriye düştü. Tabii, üniversite başarısında birinci sıradaydık. Maalesef. Şimdi nerede olduğumuz belli değil. Maalesef. 16 tane okul yapmışız 90'lı yıllarda. Ülkenin yok yılları, aradan geçen 20 senede 3 tane okul yapılmış. Evet. Yani bu konuda da eğitim konusunda, üniversite konusunda, üniversite öğrencilerinin sorunları konusunda, yurt konusunda ne düşünüyorsun? Başkanım şöyle, geçen gün Işıklı yurdundaki yaklaşık 120 tane öğrenciyle bir araya geldim. İşte içlerinde bayanlar, kadın öğrencilerimiz, efendim erkek öğrencilerimiz de vardı. Onlarla buluştuk, sohbet ettik. Hiçbiri de bu şehirde oy kullanmıyor. Ama dinledim onları. Yaklaşık bir saat 20 dakika falan sürdü böyle toplantımız. Şimdi gençler bu şehirde ulaşım problemi yaşıyorlar başkanım. Barınma problemi yaşıyorlar. Kira problemi yaşıyorlar. Ama bir kere gençler bir de sosyallik anlamda baktığınız zaman o sosyalleşmek adına yeteri kadar da kendilerine uygun alan olmadığını söylüyorlar. İşte yeteri kadar yeşil alan olmadığını, işte yeteri kadar sosyalleşebilecek olduğu alan olmadığını, ulaşımla ilgili problemlerin olmadığını. Dedim ki kaç lira ödüyorsun? Abi benim ortalama dedi günde dedi ulaşımla ilgili dedi maliyetim 20 ile dedi 40 lira değişiyor dedi bir öğrenci. Bir öğrenci çok büyük bir para. Şimdi oturacağız bunlarla ilgili öğrencilerin talepleri noktasında gerçekleştirebilecek olan ne varsa biz Efeler'de bunların yani %100'e yakınını çözeceğiz başkan. Bunu çözebilecek potansiyelimiz var. Bir kere öğrenci şehri tanımının altını tam olarak dolduracağız bu şehirde. Gerçekten çocuklarımız, gençlerimiz bir kere bize emanet bu insanlar. İşte Isparta'dan, işte Tunceli'den, Sivas'tan, Erzurum'dan, tabii, anne babalar buraya çocuklarını yollarken diyorlar ki bak diyor ey aydınlar diyor ben diyor çocuğumu, kızımı, oğlumu size diyor emanet ettim. Dolayısıyla biz burada bu çocuklara sahip çıkacağız. Dolayısıyla biz bu çocukların burada beklentilerini karşılama noktasında elimizden geleni yapacağız. Ama gelin görün ki işte bugün üniversitenin varyantını dahi yapamamış bir yerel yöneticilik anlayışıyla, yine arada kavgalarla, polemiklerle günü kurtaran yöneticilerden dolayı bazen diyorum ki ya diyorum öğrenci arkadaşlara siz onu boş verin diyorum. Yani Allah muhafaza diyorum, ambulansa diyorum. Hastaneye gitseniz iç organınız yer değiştir diyorum o yolda. Gülüyorlar tabii. Dolayısıyla burada temel ve acil ihtiyaçlar belirlenerek burada atılması gibi bütün adımları atacağız. Biz burada gençleri önemsiyoruz. Öğrencileri önemsiyoruz. Onlar için burada atılması gereken tüm projelerin gerçekleştirilmesi hususunda yapacağız. Yani yurda ihtiyacımız varsa yurt sayısını artıracağız. Barınma ile ilgili başka problemlerimiz varsa bunları çözümü noktasına oturacağız. Görüşeceğiz. Ulaşımla ilgili problemlerimiz ki var, bunu söylüyorlar. Bunların üstesinden geleceğiz. Bu çocuklar diyor ki örneğin niye diyorlar çeşitli üniversitelerde, çeşitli illerde işte girişimcilik zirveleri yapıyor. Erman abi diyorlar. Diyorum ki onlar bana başkanım falan da demeyin. Yani ben sizin diyorum Erman abinizim. Rahat konuşun. Burada protokol falan yok. Niye diyorlar burada olmuyor? Niye ünlü insanlar bu şehre gelmiyor? Ya kardeşim nasıl gelsin? Şehirdekiler kaçıyor zaten diyorum ben. Şehrin gençleri kaçıyor. Niye diyorum? Abi iş yok diyor. Niye diyorum? Abi trafiği görmüyor musun diyor. Niye diyorum? Abi bak ben şu okulu bitirdim. Asgari ücretle diyor burada diyor çalışmak falan diyor. Gönlüm razı değil. İşte yürüyüş yapacağım alan yok diyor. Efendim spor yapabilecek olduğum alanlar yok diyor. Dolayısıyla bir sürü yoklar içerisinde bu gençleri bu şehirde tutma şansımız yok Sayın Başkanım. Doğru. Belki bu üniversiteli bu gençlerin pek çoğu okulunu bitirdikten sonra yaşamak istedikleri,
yine bilgi birikimlerini kullanmak istedikleri bir şehir haline getirmeye hedefliyoruz biz bu şehri. İnşallah. Evet. Vaktimiz burada aşağı yukarı sona erdi. Öyle mi? Evet. 50 dakikamızı doldurduk. Ben tabii bu programda seni konuk etmekten büyük mutluluk duydum. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında katılmak isteyen her partiden aday adaylarını biz burada sıkıştırmak için değil, çanak tutmak için hiç değil, Aydın'ın geleceğini tartmak, değerlendirmek için konuklarımızı ağırlıyoruz. Aydın'ın değişik sorunları ve yönetim tarzı konusundaki görüşlerini size aktarıyoruz, bir vesile oluyoruz. Tercih sizin. Dediğim gibi belediye seçimlerinde artık takım tutar gibi parti tutarak değil, doğru adayı, işi çözebilecek kişileri seçmeniz gerektiğini tavsiye ediyorum. Bugün konuğum Sayın Erman Çetin, Aydın'ın tarihe geçmiş bir gazetecisi. Aydın'ın her karış toprağını incelemiş, Aydın'ın bütün sorunlarıyla muhatap olmuş. Yani kendi uzmanlık alanı olsun veya olmasın, her sorunun içine girmiş, o konuda görüşleri dinlemiş, basın yoluyla bunları halka aktarmış bir kişi. Ben onun açıklamalarından şahsen tatmin oldum. İnşallah hayırlı sonuçlar alır. Sağ olun, alır. Teşekkürler. Yolu açık olsun. Sağ olun. Kendisine şu sözü verdim. Aslında bütün adaylara o sözü veriyorum. Benim projelerim herkese açık. Tabii ki başta çok sevdiğim kardeşim Erman Çetin'e açık olduğu gibi. O projelerin hayata geçmesi benim tek temennim. Bugün espri olsun diye sadece bir mezar yeri istedim. Daha çok şey isteyeceğim. Hiç sorun kendim yok. İçin değil, Aydın için isteyeceğim. Onların hepsini de inşallah Aydın'ın önünü, ufkunu açacağız. İnşallah. Son bir cümleniz varsa alalım ve kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu nazik davetiniz dolayısıyla bu programda duygu düşüncelerimi, kendimi ifade etme noktasında bir fırsat yakaladım. Özellikle sizin gibi kıymetli, tecrübeli bir belediye başkanının da yaptığı bir programda bir belediye başkan aday olarak da konuşmak çok keyifliydi. Güzel bir tecrübe oldu. Güzel bir an oldu bizim için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, haftaya buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.